Kaybettiği milyon dolarlarla ortaya çıkan fon soruşturmasında bugün iki önemli gelişme oldu. Seçil Erzan'ın alacağından fazla para verdiğini, hatta kendisini dövdüğünü öne sürdü Semih Kaya. İlk kez konuştu. Kaya, Erzan'ın darp iddialarını ve fazla para aldığı ifadesini kabul etmedi. Esas mağdurun kendisi olduğunu savunuyor. İddianamede adı geçmeyen Fatih Terim'in de avukatından bir açıklama geldi. O da Seçil Erzan'ın oldu bittiyle Terim'den imza aldığını, bir antrenman sırasında ve bankadaki parasını fona çıkardığını söyledi. Terim'in de kayıp parasının 3-3,5 milyon dolar arasında olduğu öğrenildi. İnanın bana, gerçekten de sokağa çıktığımda acaba birisi bana bir şey soracak mı? Ya da gerçekten dövdün mü o kadını? Nasıl dövdün? Yakıştı mı sana falan? Diyecek diyor. Korkuyordum, sokağa çıkmıyordum ya. Suskunluğunu bozdu, korktum dedi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. O da topu yine Seçil Erzan'a attı. Şu an gelinen noktada hani bütün Türkiye beni kadın döven, şiddet uygulayan, şiddet yanlısı, tefeci olarak... Ya ben 10 gündür tefeci olarak suçlanıyorum. Futbolculara fon soruşturmasında Seçil Erzan en çok korktuğu isim olarak göstermişti Semih Kaya'yı. Evine gelerek kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Eski futbolcu bu iddiaları tek tek reddetti. Bana bir fotoğraf attı. Para geldiğini söyledi. Fondan para çıktığını. Meğersem kurguymuş. Ben de gittim oraya normal olarak. Zararım var çünkü onu karşılamam gerekiyor bir şekilde. Ana paramı tamamlamam gerekiyor. Gittim. Çıkamadığını söyledi. Para çıkamadığını sistemden söyledi. Ama... Herhalde sanıyorum başkalarına da aynı şekilde o fotoğrafı iletti. Hiçbir bilgim yok o konuda. Kaya, Seçil Erzan'ın ifadesinin aksine 600 bin dolar alacağının olduğunu belirtti. Size bir tarih veriyorum, 6 Nisan. Yani Seçil Erzan olayının patladığı 7 Nisan gününden bir gün önce mesaj Seçil Erzan'dan geliyor ve şöyle başlıyor. Ablacığım, kendisini dayak atan, öldüren, bitiren insan Semih'le, ablacığım biliyorum bekliyorsun, ben de almak için bekliyorum. İnan pazartesiye kalmayacak, Fırat'a da söz verdim. Fon olduğunu söylüyorlar size, paranızın nemalanacağını söylüyorlar. Ya bunun neresi açgözlülük ki? Siz hayatınız boyunca koşmuşsunuz, çabalamışsınız, belirli bir yaşa gelmişsiniz. Güzel, keyifli bir hayat yaşamak istiyorsunuz artık. Öte yandan Fatih Terim'in avukatı Tufan Karataş ilk kez Fatih Terim'in kaybettiği parayı açıkladı. Karataş, Seçil Erzan'ın oldu bittiye getirerek Terim'den imza aldığını ve bankadaki parasını fona aktardığını söyledi. Fatih Terim'in kayıp parasının da 3-3,5 milyon dolar arasında olduğunu belirtti. Sanıklardan Ali Görük'ün yeni görüntülerine de ulaşıldı. İlk görüntülerde Görük gişe memuruna poşetle tomar tomar para veriyor ve o paralar sayma makinesinden geçiyor. Diğer görüntüde ise bir başka mağdurun önünde balyalarla dolarlar var. Görük o paraları büyük çantaya yerleştiriyor. Arda Turan'ın da Seçil Erzan'la yeni mesajlaşmaları ortaya çıktı. Turan, Erzan'a o mesajlarda ben oraya 15 milyona yakın nakit soktum, 35 bin dolar param kaldı, kredi çektim, 5 kuruş param yok Seçil, farkında mısın? Kalkıyorum Emre'ye, Mustera'ya yalan söylüyorum, hasta oldum, şimdi sinir krizi geçireceğim demiş. Hocamız için oynadık, her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Seçil Erzan'ın dolandırdığı iddia edilen tüm müşteki avukatları da BDDK'nın bankaya soruşturmaya gerek yok kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Islak imzalı kaşeli belgelerinizi de alıyorsunuz. Dolayısıyla bankanın hukuki sorumlu olduğu çok açık. Buna rağmen BDDK 40 sayfalık raporunda suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına dair karar verdi. Dolayısıyla takipçilik kararı veriyoruz, banka yöneticileri hakkında zimmet suçundan ötürü dedi. Bu hamle müştekilerin kaybettiklerini iddia ettiği paranın banka tarafından karşılanması için. Haklı bulunmazlarsa ödeme konusunda banka sorumluluğu ortadan kalkacak. Ceza hukuku anlamında da biz bu takipçiliğe itirazımız neticesinde takipçilik kararının kaldırılacağı kanaatindeyiz. Bu karar zaten kaldırıldığında zimmetten soruşturma yürüyecektir ve zimmet suçu bakımından yeniden varsa bankanın yetkilileri hakkında soruşturma işlemleri nihayet erecek, yeni bir karar verilecektir diye umut ediyoruz. Aralarında Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve Nur Erkasab'ın da olduğu 12 kişi hakkında Ocak ayındaki ikinci duruşmaya tanık sıfatıyla zorla getirme kararı çıktı.